Türkiye her yönüyle sıkıştı. Kimyasal silahları kullanımını Birleşmiş Milletler yasaklamış vaziyette. Ve bunun ağır yaptırımları var. Şimdi Türk bunu işte bu anlamda savaşın geldiği toplumsal duyarsızlığın iktidarların devletlerin elini ne kadar rahatlattığını da gösteren. Hala bugün bile yeterli gür ses çıkmıyor burada. Bunu gösteren bir şey. Bir başka biçimiyle de yapabileceklerinin sınırını gösteren bir şey diye düşünüyorum. Şimdi hani iktidarın ne kadar fütursuz olabileceğini, sınırsız olabileceğine dair de işaret. Bu açıdan bunu Türkiye'de bir boyutuyla Türkiye'nin mecliste kurulacak bir komisyonla bu işin araştırılması tabii ki anlamlıdır. Ama esas mesele Birleşmiş Milletler'in bu işin araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Gerektiğini. Çünkü bunun kuralları var. Soruşturmasının, araştırmasının bile kuralları var. Neden Büyük Millet Meclisi'ni tali yapıyorum araştırma? Çünkü siyaset, bugün siyaset bu konuda yeterli duyarlılıklara sahip değil. Ve ne yazık ki bu tür araştırmaların, komisyonların bir tür devlet suçlarını örtmeye amacıyla işletildiğini biliyoruz. Nereden biliyoruz? Çok basit bir örnek vereceğim. Herkesin hafızasında çok yer etmiş olan Roboski meselesi. Roboski'de biliyorsunuz bir komisyon kuruldu. O komisyon araştırma falan yaptı. Sonra yani tek bir suçlu, tek bir şey o olmadı. Keza çözüm sürecinde hatırlarsanız AK Parti hükümeti çözüm sürecinin bir parçası olarak Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. Bütün süreci takip eden ama dinlediler, incelediler. Sonuç ortak rapor bile çıkmadı biliyorsunuz. AK Parti üyeleri tek başına rapor hazırladı. Yani o nedenle ve bugün iki tane yetkilisi hükümetin açıklama yaptı bu konuda. Birisi AK Parti sözcüsü, diğeri Cumhurbaşkanı sözcüsü. Bütün bunları dikkate aldığımızda gerek iç açısından yeterli soruşturmaya, elverişli, etkin bir soruşturma yapabilmenin sınırlı olması nedeniyle, gerekse bu konunun aslında Türkiye'nin kendi iç meselesi olmasının çok ötesinde olmasının Birleşmiş Milletler'in etkin bir soruşturma yapması gerekir ve bütün uluslararası güçlerin sivil toplum örgütlerinin bu konuda bir girişim bulması lazım. Belki iç meselede şunu yapmak daha doğru olur. Bugün AK Parti iktidarına karşı, Cumhur İttifakı'na karşı oluşmuş bir muhalefet var. Ya da yani bu sistem siyasi krizi çözecek. O zaman bu konuda hem Kürt meselesinde hem de bu meselede, yani bunun Türkiye ile sınırları ile ilgili bir sorun olduğu sınırlı bir sorun olduğu kanaatinde değilim. Uluslararası bir sorun çünkü uluslararası bir alanda yapılıyor ve uluslararası bir suç olduğu için bu konuda ana muhalefet partisi başta olmak üzere bu iddiaların araştırılması için mecliste irade göstermesi, siyasi tutum almaları öncelikli mesele diye düşünüyorum. Onun için askeri olarak ama siyaseten sıkışmış vaziyette. Baştan söyledim soruyu. Suriye meselesi, uluslararası güçlerin Kobani meselesi, Rojava meselesi yeni bir eşikte, bir yere gitmesi gerekir. Bölgede büyük bir belirsizlik ve çatışma var. Türkiye'nin eli zayıflamış, hem içeride hem dışarıda zayıflamış ve sıkışmış halinde. Yani şimdi burada kendi seçmenine, dünyaya, o küresel ve bölgesel güçlere, muhataplarına mesaj vermeye çalışıyor. Ben hani güçlüyüm, ezeceğim, politik ya da
daha doğrusu PKK ile Kürt siyasetiyle, Kürtlerle bir adım daha ileri adım atmam konusunda bir mesaj verdiği, siyasi bir mesaj verdiği. Hani şimdi güçsüzlük dediği zaman sadece askeri güç olarak algılanmasın diye söylüyorum. Bu nedenle böyle bir sorun var diye düşünüyorum. Zaten bugün yapılan açıklamalarda, yani İbrahim Kalın'ın ve Ömer Çelik'in açıklamasında bu da çok açık görünmüyor. Bunu hani bu kadar yaygın bir biçimde bir iddia dillendiriliyor. Şimdi bir hükümet, eğer tırnak içerisinde diyorum, aklı başlı bir hükümet yetkilisi bunun araştırılması için, eğer buradan eminse, bir suç olmadığından eminse, ona ya tamam bunun araştırılmasından kaçmaz. Aksine her iki açıklama da topu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne atıyorlar. Aslında oraya atarak, yani bizim Türk askerimiz böyle şey yapmaz diyor. Tabii insan sormak istiyor. Ya Roboski'yi kim yapmıştı? Darbeyi kim yaptı? Ya bu asker değil mi? Bu asker ordudan çıkmadı mı? Binlerce insan şu anda cezaevinde. Bine yakın komutan cezaevinde. Cumhurbaşkanının yaverleri cezaevinde. Yani bu hala yani bugün hala ya bir Türk ordusu kurallara, hukuka uygun derken aslında sahip çıkma duygusu bir şeyden de kaynaklanıyor. Suçluluk duygusundan da kaynaklanıyor. Değilse, bu iddialar yalansa, uluslararası ya da mecliste bir komisyon kurulur, araştırılır gerçek olup olmadığı. Aksine işte bu iddiayı dillendirirler. Herkesi PKK'nin eylemlerini makul göstermeye, PKK'li olduğunu iddia etmeye göre. Ya bu artık siyaset tutmuyor Türkiye'de. Yani herkesi terörist, herkesi terör örgütü üyesi, herkesi vatan haini, vatan düşmanı göstermek bu tutmuyor. Kendi seçmenliği bile tutmuyorlar bu görüntüler. Bu vakanın Türkiye Cumhuriyeti'nin araştırmasını, uluslararası hukukta araştırmasını ne kadar zorunlu olduğunu gösteren, çünkü vahim iddialardır. Bu Türkiye iç Kürt meselesinin ötesinde bölgesel bir meseledir. Türkiye başka ülkenin topraklarında, yani bunu işte yani Kuzey Irak Kürdistan Bölge Yönetimi'nin egemenlik alanında bunu yapıyor. Bu o bölge, o Kürdistan Bölge Yönetimi'ne, Irak Yönetimi'ne, İran Yönetimi'ne, çünkü bu bütün bu bölge etkilenecek bir kimyasal ne sorumluluk yükleyen bir şeydir. Az önce de söyledim, o görüntüler bir iddia olarak dahi değerlendirsek insanın tüylerini ürperten bir görüntüler. O görüntüler yani İkinci Dünya Savaşı da Nazi ordularının uygulamalarını hatırlatıyor. Ona çok benzeyen görüntüler. İnsanlarımız, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanlarımız şimdi bu yönünü dahi düşünse, kendilerini tehdit eden güvenlik politikalarının hangi boyutta olduğunu kavrayacaklardır. Buna sessiz kalmanın bize ağır bedelleri olma ihtimalini düşünmeliyiz diye düşünüyorum. Şimdi aslında işin doğrusu şu, burada bir siyaseten bütün dünya sistemi, Batı sistemi, Birleşmiş Milletler dahil uluslararası kurumlar da tıkanma var. Bugünün ait sorunlarına ilişkin herhangi bir çözücü, pozitif etki yapabilir durumda değiller. Uluslararası ilişkiler dediğimiz devletler arası çıkar çatışması haline dönüşmüştür. Birleşmiş Milletler ya başka uluslararası kurumların oluşum süreçlerine baktığımız zaman oradan çok uzaklaştırıldığını
düşünüyorum. Örneğin bırakalım bunu. Birleşmiş Milletler'den bir dizi kararında yaşam hakkının en önemli başlıklarından birisi barış hakkının savunmasıdır. Ya ama yani dünyanın birçok ülkesinde savaş sürüyor bugün. Birleşmiş Milletler'in sistem tıkandı. Daha özetçe uluslararası sistem dünya siyasetinde de tıkanmış vaziyette ve burada bu tıkanıklık ve duyarsızlık, yani az önce de söylediğim gibi kimyasal silah kullanma Türkiye'nin, Kürtlerin sorunu olmasının ötesinde, onlar üzerinde bölgesel sonuçlar olacak bir sorun. Buna karşı duyarsızlık, sessizlik kalmak, ciddiye almama, bu sistemin, siyasetin tıkandığını, yeni bir sistem, kural ve kurumların oluşması gerektiğini gösterir diye düşünüyorum.